Yani bizim e, gelişmemizi, ilerlememizi, bir şeyler bulup yükselmemizi istemeyen bir yapı var gibi geliyor. Buna ben veya bizim e, Burhanettin Hoca'nın dediği gibi gizli bir el var. Kılcal damarlarımıza kadar sırayet etmiş gibi. Acaba bunu mu işaret ediyor? Yoksa eğer böyleyse bu e, gizli el olayı varsa Türkiye'de kimdir bu gizli el ve ne yapmak istiyor? Yani öncelikle böyle Şimdi bir gizli bir yapıdan bahsetmek mümkün o, mü? 10 puanlık baraj sorusu. Yani bunlar <laughs> e, şey e, böyle aniden cevap verilebilecek veya benim en azından bu biçimde cevap verebileceğim bir şey değil. Ama şu kadarını söylemiş olayım. E, yani Türkiye e, birçok atraksiyonlar yapmış bir ülke ve bu konuda durdurulmuş bir ülkedir. Zaten şeyin eee bu İngiliz şimdi aklıma gelmedi ismi. Osmanlı için durdurulmuş medeniyetler. Toynbee. Toynbee. Ha, şimdi bu tabi bir tarih yorumu olarak üzerinde düşünülebilecek bir hadisedir. Yani olgularla e, olaylarla e, olanı bir araya getirdiğinizde e, gayet ciddi bir biçimde bu meselenin üzerinde düşünülebilir. E, e tabii şöyle bir şey de var bir devlet büyüğümüz. işte Arjantin Cumhurbaşkanını ağırlarken yani bana anlattığı bir şey. Ee, Arjantin Cumhurbaşkanı diyor ki "Excelans sizin kaç diliniz var? Yani hangi dili yaştı? Işte, İngilizce biliyorum." yani işte, Türkçe zaten. "Yok öyle değil filan." diyor bir süre sonra "Ha siz diyor sömürge olmadınız." diyor. Çünkü e Arjantin bildiğim kadarıyla ya Portekiz ya İspanyollar da muhtemelen Portekizler tarafından sömürgeleştirilmiş. E, Arjantin'de bir ana dili kısmen biliyorlar, Portekizceyi de biliyorlar. Mesela Pakistan İngilizceyi çok iyi bilir, bizden çok daha kolay öğrenirler. Niye şey olmuşlar, sömürge Şimdi biz sömürgeleştirilmiş bir şey değiliz. Biz otokolonizasyon dediğimiz, oto sömürgeci kendi kendimizi sömürgeleştik biz. Bizi başkası sömürgeleştirmedi. Bir de böyle bir yanı var işin. Asıl sorun da burada. Yani e, sömürgeciliğin şeylerini yaşamadık ama dünyada imparatorluk kurmuş işte 10 tane millet sayamazsınız. 600 sene imparatorluğunu yaşatmış bir millet bir kere şeyden düştüğü zaman şeyin ne diyelim batının alternatifi olabilecek bir yapıya vücut verebilecek bir şey. Yani eskide olan niye önümüzdeki zamanda olmasın diye mutlaka bu insanların zihninde meydana gelecek bir şeydir. Dolayısıyla e, Türkiye'nin biraz deli bağlar gibi bağlandığını kim bağladı diye böyle delille ispat edebilecek bir şey değil ama ortada baktığı zaman bunu görüyorsunuz. Bayrakları e, yapan yani bayrakların galiba CEO'su e, Selçuk Bayraktar'ın çok güzel bir şeyi var. Diyor ki yani Bayraktar buraya geldi, yapıldı. Ama bayraktar yarım kalmış bir şeyin devamıdır diyor. Yani ben bir şeye vücut verdim ve tamamıyla ben yaptım diye son derece akıllıca ve son derece gerçeğe uygun olarak yapılmış bir mesele. Mesela ya bir devrim otomobili yapıldı. 1961'li yılların hikayesidir. E devrim otomobil, otomobil niye durdu arkadaş diye sorduğunuz zaman e yani benzin konulmamış işte 50 metre gitmiş 100 metre gitmiş durmuş. Yani bu bu bu, bu mantıksız değil mi yani? Benzin konulmamışsa <laughs> yani x arkadaş benzini koymamıştır onu tembihlersin ve tutar benzin koyulur e, araba devam eder. Hatta onunla ilgili bir de benzin çekildi diye söyleniyor. Ya o çekildi veya koyulmadı yani, değil önemli değil motor yapılmış edilmiş yürümüş. Bu şimdi tabii şu şu günkü hikayeden bakıp bu muydu lan yaptığınız diyebilecek bir şey ama her her şey böyle başlayan bir hikayedir. Hatta yani e, o teknolojik buluşlar yapılırken Batı dünyasında da işte uçak bulunurken bilmem ne yaparken filan hangi arızalar oldu neler oldu da sonra mükemmelleşti yani arızasız bir şey yok ki yani insan mesela bazen bazen şer zannettiğimiz şerlerde hayır vardır. 1974 yılında ben askerdim. O zaman Kıbrıs harekatı vesilesiyle Amerikan şey koydu, ambargo koydu. E bizimkiler hazır kullanmaya alışmışlardı. Yani şu parçayı tamir etmiyordu. Amerika yenisini veriyordu. Zaten 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tanklardı. Alıp onu kayarla. Sonra o bizim astsubaylarımız, teknisyen asubaylarımız çöplüklerde malzeme aradılar ve o tankları öyle yürüttüler. Sonra da e, işte e, muha muharebe haberleşme vasıtaları, telsizler, bilmem neler işte Aselsan'lar filan o dönemde kurulmuş meseleler. Gelenin inşasından geleceğin inşasına köprü olduk yarınlara.